Bilgilendiren, düşündüren, güldüren, Hollanda Türklerinin nabzını tutan Hollanda Çarşı Pazar'la yeni bir programla, yeni konuklarımızla karşınızdayız. Evet, bu hafta stüdyomuzda iş dünyasını yakından tanıdığı, Hollanda'nın nabzını tutan sosyal, kültürel iş dünyasında iki değerli insan var. Hemen onları tanıyalım. İlk sağımdaki TOV Başkanı sevgili Aziz. Evet, Aziz Zeyrek, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi bir tanıyalım. Kim Aziz Zeyrek? Ben Aziz Zeyrek, Antalyalıyım. 1991'de Hollanda'ya geldim. Kendi iş yerim var, elbise kuru temizleme. 2009'da TOV'un yönetim kuruluna girdim. TOV nedir? Türk İşverenler Derneği. Arnhem Bölgesi. Arnhem Bölgesi. Başkanlığını yapıyorsunuz. Önce iki dönem yönetim kurulu üyesiydim. Şimdi iki dönemdir de başkanlığını yapıyorum. Biz de sizi zaten TOV'la tanıdık. Evet. Evet. Evet, teşekkür ediyorum. Ve biz kendisine reis diye hitap ediyoruz. Daha önce buradan gidip Türkiye'de milletvekilliğin adaylığında koyduğu, her türlü sosyal, kültürel etkinliklerde gördüğümüz, çağrıldığı yere erinmeyen, çağrılmadığı yere görünmeyen Durmuş Doğan. Aynı zamanda bir özelliği var, benim hemşerim. Kendisinin varlığı her zaman güç veriyor, gurur veriyor. Sevgili Durmuş Doğan, siz de aynı zamanda hem iş adamı hem de TOVR'ın başkanısınız. Evet, Leiden bölgesi, Rheinland bölgesi Türk Girişimciler Derneği başkanlığını yapıyorum. Hemşerilik bazında ben de Samsunluyum. Hollanda'da kaç yıldır? Yaklaşık 30 yıldır Hollanda'da ikamet ediyoruz. Kendi işletmemiz var, onun üzerine çalışıyoruz. Biz de Aziz Başkan gibi dernekte, TOVR'da Türk milletine hizmet etmek için uğraşıyoruz. Bunun yanında tabii sadece o değil, ayrıyeten Dünya Türk İş Konseyi, DİTİK Avrupa Komite üyesi olarak da görev yapıyoruz. Türkiye ile bağını, buradaki iş adamlarının Türkiye'deki bağını kurmaya çalışıyoruz. Konu daha fazla ne anlatayım bilemiyorum ama şimdi anlatacak o kadar. TOVR, o üç harfli, siz beş harflisiniz. Sizin kuruluşunuz, TOVR'ın kuruluşu daha önceden değil mi? Şimdi bizimki ilk kurulduğu dönemlerde 1996 ya da 98-97 senelerinde Hollanda'da girişimci dernekleri yoktu pek. O dönemde bir Netuba vardı, bir biz vardık Leiden'da. Daha sonra bu askıya alındı. Biz tekrar bunu canlandırdık ve faaliyet geçirdik. Yani eski olarak, eski sayacaksanız biz en eskilerden biriyiz yani. Hollanda'da 11 Türk iş adamlarının kurduğu dernekler falan var. Onlardan en belli başlarından, köklerinden biri de sizsiniz. Evet, evet, evet. Ama Hollanda Türk toplumu ya da iş dünyası sizi son haftalarda başka türlü gündeme geldiğinizi gördü. Evet. Biz de buna tanıklık ettik. Yazılı basında, gazetelerimiz de yazdı. Siz başka bir girişimin içine ne diyelim gördük. Ama olması gereken bir şeydi. Adını ben tam telaffuz edemiyorum ama harfler şöyle. TNOP. Bunu biraz açar mıyız? Türkçesi Nederlandse Ondernemers Vereniging Platform. Yani Türkçesi Hollanda Türk Girişimci Dernekleri Platformu diyoruz. Yani bütün girişimciler bir platformda toplayacaksınız. Evet, tüzüğü, isteği, duyguları buna müsait olan girişimci derneklerini biz bir platformu altında topladık. Evet, o gün Utrecht kentinde kamuoyuna duyurduğunuzda TOV başta olmak üzere 4 tane, toplam 5 dernek miydi? 5. Gördük. Evet. 5 dernek olarak. Peki diğerleri nerede? TOV... Siz lokomotifseniz bu işin başkanı olarak, siz de birinci vagonsunuz. Evet. Evet, Durmuş Bey'den böyle bir davet gelince ne düşündünüz? Zaten başkanla biz yaklaşık 10 yıldır uğraşıyoruz. Bunu kurmak için? Bunu kurmak için. Önceden bir kurduk, yani kurulmadı, toplandık. Ama yürümedi, döküldü. Biz başkanımızla beraber devamlı işgal altında toplanarak, konuşarak, sonraki kurulan derneklerle beraber, toplarla beraber, tekrar onlarla davet ettik, başkanlarla konuşmaya gittik ve onlar da kabul etti. Şimdi TOVR tek merkez Leiden'de, üniversiteler şehri Leiden'de. Sizin ama bir de Utrecht şubeniz var değil mi? Utrecht kendisine ait. Ha, kendine ait, aynı isim altında. Aynı isim altında. Ha, size bağlı değil. Değil. Sayın Durmuş Başkan, bu 10 yılı aşkın bir süredir çeşitli girişimler oldu ama sonunda nihai hedefe,
4-5 dernekle de olsa ulaştıran sizsiniz ve ilk başkanısınız. Bunun biraz geçmişe dönük olarak nedir bu fikir? Nasıl doğdu? Kimden şimdi, doğdu? 10 yıldır neler yapıldı da yapılmadı da sonunda siz olacaksa olsun gelen gelir dediniz. Evet, aynen öyle. Bu iş olacaksa olsun. Yani bu nişanlılık dönemi, işte görüşme dönemleri çok uzun sürdü. Biliyorsunuz Hollanda'da biz iki ayağı çok önemsiyoruz. Geçen Hotiyat Başkanı Hikmet Bey ile de görüşürken aynı konular üzerinde istişareler ettik. Aziz Başkan da oradaydı. Evet. İki konu bizim için çok önemli. Hollanda Türklüğünün Hollanda'da güçlü kılınabilmesi için birincisi ekonomik alanda birliktelikler oluşmak, ekonomik alanda girişimci sayısını arttırarak güçlü bir yapı oluşturmak. İkincisi de eğitim alanında eğitimli nüfusumuzun oranını arttırmak. Hollanda'da kalınabilirliğimizi, etkin alanımızı arttırmak. Biz bu bir diğer bir konu var. Bu iki konudan girişimciler olarak dedi ki ya Hollanda'da, Hollandalıların da devamlı dile getirdiği bir konu var. Türkler girişimci oluyor. Doğrudur. Etrafımıza baktığımızda hakikaten girişimci sayımız diğer etnik gruplara göre daha fazla. 25 bin olduğu söyleniyor. Söyleniyor, evet. Peki biz bu başarılı olduğumuz Hollandalıların da teyit ettiği bu konuda niçin bir arada olamıyoruz? Ve bu başarılı olduğumuz konumun üzerinden giderek kendimizi geliştirerek bir birlik, bir güç oluşturamıyoruz. Yani etkin olmadığımız bir konu üzerinden çalışmak yerine hem Hollandalıların onayladığı, teyit ettiği hem de bizim için, buradaki neslimiz için gerekli olan bir birlikte bu girişimcilik ruhunu geliştirerek güçlü bir yapı kuramaz mıyız diyerek yola çıktık. 2010 senelerinde zannediyorum Rotterdam Ticaret Odası'nda ilk toplantımızı yapmıştık. Evet. O zaman 5 dernek vardı. 5 dernekle bu girişimler başladı. Ama o süreçte nefesi yetenler oldu, etmeyenler oldu. İşte kendi parti diyecektim ama dernek tüzüğüne bu yapılanmanın uygun olan oldu, olmayan oldu derken bir noktadan sonra geriye biz Aziz Başkan'la kaldık. Şunu sorayım hemen başkan ikinize de. 25 bin iş adamı olduğu söyleniyor ki bunun yarısı olmasa 15 bin falan vardır. 11 dernek az değil mi? Ve siz bunların hepsiyle istişare yaptınız değil mi? Buyurun böyle bir platform düşüncesi var diye. Ben biliyorum en azından iş adamları birebir, başkanları birebir gidip kapılarını çaldınız. Evet. Bunu 2 yıl önce de tekrar başkanın bütün Hollanda'daki iş adamları, yani dernekleri topladı. Başkanın ev sahipliği yaptı. Orada da yani işler yapıldı. 2018'de yapmış. Evet. Ama maalesef bütün hepsini gelmediler. Biz tekrar durmadık. Yine de yola devam dedik. Yani bu, ben buna bir tanımlama yapayım. O şekilde söylemekten imtina ediyorum. Şartlar uygun değil. Evet. Yani herkesin şartları böyle bir birliktelik içinde olabilir. Ama biz şunun adını koyalım. Böyle bir birliktelik Hollanda Türk Girişimci Dernekleri platformu kuruldu da diğerlerinden farklı mıyız? Yok tövbe. Herkimiz de aynı şekilde Türk toplumuna hizmet eden bir yapı içindeyiz. Yani bu evet. Bir danışma kurulu gibi mi veya atıyorum 11 denekten bir isim vermek istemiyorum şimdi. A derneği gitse, Türkiye'nin ekonomi bakanı davet etse hitap ettiği kitle belli. Ama platform bütün dernekler onun altında olursa daha güçlü evet. Olunur. Öyle düşünüyoruz. Tabii. Ama bizim de zaten idealimiz bu. Platformun bir özelliği şeyi yok. Bir ayrı bir dernek değil. Herkesi kapsayan, herkesi içine alan bir yapı. Bu yapının güçlü olması demek yaşadığımız bu toplumda kendimizi daha güçlü göstereceğiz. Bakın geçen ki hatta sizin göçün hikayesi 150. programında orada da büyükelçimiz de bu konuyu sordu. 1.2 milyardan söz ediyoruz. Evet. Ya Hollanda'daki Türk Hollanda'ya katkısı Hollanda gayri safi milli hasılasının %2'sini Türk girişimciler. Bakın çok büyük bir rakam. Bakın 100 üzerinden %1 ne kadar çok fazla değil diyebilirsiniz ama böyle bir azınlık bir yapının Hollanda gibi güçlü bir ekonomi içinde gayri safi milli hasılatın %2'sine hitap etmesi azımsanmayacak bir rakamdır. Evet.
bu gücün bir araya getirilerek etkin hale getirilmesi gerekiyor. Evet var ama etkin değil. Var ama görünmüyorsunuz. Varlığınız hissedilmiyor. Evet biz burada bir topluluğuz ama bu Hollanda'da varlığımızı hissettiremiyoruz. Bizim amacımız madem biz girişimciler olarak Hollanda'da etkiniz, varlığımızı hissettirecek hale getirmek istiyoruz. Bu, yapı ve düşüncemiz bu. Başka bir şey yok. Herkesi de kapsayan ve kucaklayan anlayışlar. Yani mevcut olan dernekler yine çalışmalarına devam etsinler. Evet. Sadece çeşitli konularda bir araya gelmek, güç oluşturmak. Evet. Evet. Peki evet. Siz bunu kurduktan sonra çıkan haberlerden sonra çeşitli eleştiriler de aldınız. Evet. Kimisi dedi ki benim fikrim, kimisi dedi ki ne gerek vardı dedi. Veya TOV'u ele aldığında o bölgedeki bütün iş adamları üye mi? Kaç üyeniz var falan bilmiyorum. İş adamları bir kere bünyelerinde gerek bütün iş adamları toplayabiliyorlar mı? Bu 11 derneğin toplam üye sayısı kaçtır sizce? 2000 var mıdır? Yoktur. 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 Bakın işte bizim toplam üye sayımız 5 tane derneğin üye sayısı yaklaşık 300'e yaklaşıyor. Yani biz 300 kişilik bir yapı oluşturduk. Ve çarpanını da hesap ederseniz yani üye olan olmayanlarla ve onlarla ilişkili olan işletmelerle birlikte bu sayı bayağı çıkabilir. Bizim idealimiz şu. Hollanda'da 20 bine yakın işletme var girişimci. İster ZZP olsun, ister kendine çalışan olsun. En azından ticaret yapıyor. Risk alarak ticaret yapıyor bu insanlar. Sermayelerini ticarete yapıyor. İsterse bakkal dükkanı alsın, isterse döner dükkanı alsın veya market yapsın, terzilik yapsın. Fark etmez. Bu insanlar risk alarak ticaret yapıyor. Bu insanların bu sermayesinin yönlendirilmesi gerekiyor. Biz bu birliktelikleri kurarak bu sermaye, bu gücün bir araya getirilmesini istiyoruz. Hollanda'da Türklerin gerçekten sadece iş dünyasında değil ama her alanda Türklerin bir özelliği var. Derneklere yeterli derecede destek vermiyorlar. Bakın 20 binden bahsediyoruz. Bırakın 20 bini, 15 binden bahsediyoruz. Bizim Hollanda'daki 11 derneğin üye sayısı 1000 bile değil. Düşünebiliyor musunuz? 1000 tane üyemiz yok bizim. Biz de diyoruz ki gelin 2000 toplamda 2000 bir platform şeklinde belki derneklerinize üzeri olmayabilirler. 2000'e yakın bir yapıyı oluşturalım. Yarın öbür gün herhangi bir konuda Hollanda biz ekonomi üzerinden giderek Ekonomi Bakanlığı'na gittiğimizde senede bir kere toplantı yapıp dertlerimizi anlatmaya veya Hollanda'daki girişimci Türklerin Hollanda ekonomisine katkılarını ifade etmeye 2000 kişinin katıldığı veya 1500 kişinin katıldığı bir girişimci toplantısında Hollanda Ekonomi Bakanı'nın da katıldığı bir toplantıda gücümüzü gösterip Hollanda'da varlığımızı hissetmemiş olmayacak mıyız? Evet. Peki bu derneklere işte sayılarını hep söylüyoruz da insanlarımız, işverenlerimiz niye yaptırımları mı olmadığı, herhangi bir yaptırım gücü olmadığı için aidatlar mı yüksek? Örneğin bir derneğin, şu anda gene ismini söylemek istemiyorum, işte yıllık aidatı 2500 euro. Sizlerin TOV'u gibi, yani esnaf ben 2500 lira vermektense üye olmaktansa gider tatilimi yaparım mı diyor. Veya çok sık toplantı yapıyorsunuz, insanların vakti mi olmuyor? Yani insanlar niye kaçıyorlar sizce? Üye olmuyorlar bu kadar insandan, bu kadar girişimciden. Aziz Başkanım sen söyle. Nedir yani sizin, örneğin sizin derneği ele alalım. O bölgede esnafın, işverenin yüzde kaçına hitap ediyorsunuz? Üye sayınız kaç? Şu anda Ardem'de 350 tane iş adamı var. Yani irili ufaklı. Evet, yatırımcı yani, var, girişimci var. Evet, 350 tane KVK'da yazılılar, ticaret odasında. Ortalama bizim 60 tane üyemiz var. Gene iyi 4'te 1, 5'te 1. Yani bu 10 çıkar, 10 gelir. Yani ortalama evet. 60 tane üyemiz var. Peki yani bu dernekler nasıl iş adamı paraya para demiyor? Ya işte ona 500 bin lira dokunur mu diye. Aidatları herhalde makul bir fiyat mı yoksa çok mu uçuk? Yok bizim aidatlarımız senelik 350 euro. Evet. Bakın yani, bizimki 240 euro. Senelik 350 euro günlük 1 euro yani. Evet, biz de 240 euro alıyoruz. Birçok şeyi zaten yansıtmıyoruz bile. İki toplantıya gelseler, yeseler, içseler... Onu zaten ödemiş oluyorlar. O geri almış evet. oluyorlar. Evet. Fakat, mesele bu değil o zaman. Mesele değil. Mesele para değil. Mesele gerçekten bu değil. Veya kendilerini sadece bizim bu girişimci dernekleri konusunda değil. Her alanda yani bu sıkıntımız her alanda var. Futbol derneklerinde var bu. Kültür derneklerinde var. Bunu hepimiz görüyoruz ve siz değerli gazeteci arkadaşlarım bunları daha iyi görüyorsunuz ve yaşıyorsunuz.
Bizim bunu bir ideallerimiz var. Nedir bu ideallerimizden? Yani bunu kurduk kurduk adı platform olarak kaldı mı? Hatırlıyorsanız Dünya Türk İş Konseyi'nin DİTİK olarak Amsterdam'da bir toplantı yapmıştık. Evet. O toplantıda maddeler öne koymuştum. Evet. Hatırlıyorsanız. Evet, evet, evet. Bunlardan bir tanesi de bu platformun oluşturulmasıydı. Acizane bunu bugün gerçekleştirmiş olduk. İkincisi bu hedefimiz her şehirde, her şehirde, irili ufaklı her şehirde isterse 20 tane girişimcinin olduğu, Türklerin olduğu yerde TOV dernekleri kurmak. Yani düşünsenize Hollanda'nın her şehrinde TOV dernekleri var. Ticaretle uğraşanlar bir araya geliyor. Bunun için söylüyoruz, bakın Hollanda'da nereye giderseniz gidin, ister Leiden şehrine gidin, ister Arnhem'e gidin, ister Utrecht'e gidin veya farklı şehirlere gidin. Her sanayi bölgesinin veya her çarşının kendi girişimci dernekleri var. Leiden'da belki 50 tane var. Evet. Oradaki girişimcilerin sorunlarını ortaya koyan, güç oluşturan bir dernekler var. Seslerini duyuran gerekler. Evet. Etkin lobicilik yapıyorlar. Hollanda'da lobicilik yapacaksınız. Parayı, sermayeyi bir araya getireceksiniz. Hollanda gibi bir ülkede. Sevgili başkanım, şimdi herkes biliyor tabii ne olduğunu. Sürenin sonuna geldik. Ama sizler için tabii çok uzak yoldan geldiniz. Birkaç dakika daha alacağız. Siz şimdi kurdunuz. Tren yola çıktı. Diyorsunuz ki biz vagonları arka arka ekleyeceğiz. İş adamlarına ne çağırıyorsunuz? Gelin. Bir daha gidecek misiniz ayaklarına? Yani biz kurduk. Tamam, belki ön yargılarınız vardı. Gelin katılın. Hala şu anda o derneklere çağrılarınız devam ediyor mu, yoksa kapıları kapattınız mı? Biz kurduk, biz beş dernekle yolumuza devam ederiz mi diyorsunuz? Hayır, biz kurduk, kuruldu bu. Evet, biz kalıcı da değiliz. Bunu daha geliştirip büyütecek olanlar varsa boynumuz kıldan ince buyurup gelip götürebilirler. Ama biz ne yaptık, onu da söyleyelim. Kurulduktan sonra ilk önce HOTİAD Başkanı, evet, Sayın Hikmet Bey'i ziyaret ettik. Bu birinci girişimiz. Bugün de görüşmelerini yaptık. Bütün müsiat derneklerini ziyaret edeceğiz. Ondan sonra Eyboy'u da ziyaret edeceğiz. Yani toplasan 11 taneyiz. Yani. Evet, peki olumlu bakıyorlar mı? Tabii, tabii. Ya da tabii. Kendi başınıza, kendi kendinize gelin güvey, bizim oralarda söylenir. Oldunuz, kurdunuz, Allah yolunuzu açık bakın etsin bu, mi diyorlar. Bakın, bu gelin güvey olacak ve böyle bir söze tabi olacak bir girişim değil. Bu böyle bir girişim. Sermayenin bir araya getirerek Türk milletinin bekasını ileriye doğru çekecek, varlığını hissettirecek bir girişim bu. Bugün bu birliklerin olması her alanda, kültür alanında, işte sanat alanında, diğer eğitim alanında katkı sağlayacak bir yapıda oluşturuluyor. Böyle bir yapının bir arada olmasından herkes menfaatlenir. Türk toplumu daha çok menfaatlenir yani. Belki kurumlar ayrı menfaatlenir ama Türk toplumunu, yüzünü, ekonomik olarak güçlü bir yapının oluştuğunu Hollandalıların da, yaşadığımız bu toplumda Hollandalıların da bunun idrakine varır. İki nokta var. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Kalıcıyız, bir yere gitmiyoruz. Evet. Madem sermayelerimizi güçlendirelim, ileride belki banka kurabiliriz. Türk sermaye, Hollanda Türk sermayesini bir araya getiren Hollanda'da bir Türk bankası kurulabilir. Evet, idealler, yani, hedefler çok güzel. Söylemde kalmaz inşallah. Peki bu kurum sizin veya başkan sizin derneğin 60'ını sayı olarak 60'ını 80'e çıkartırım. Bakın, TOV kuruldu. Geçtiğimiz günlerde 12,5. Yılını kutladık. Evet. 12,5 senedir ayakta duruyor. Yani bir sene sonra baktığımızda demek ki sadece isimde kalmadı. Senede bir kere resepsiyon vermek için bir araya gelmemişiz. Başkanımız Aziz, İşte görüyorsun, durmuş böyle güçlerini birleştiriyor. Yani onlar da bu gelişmeyi görüp daha canla başla sarılıyorlar mı? Başkanımız varsa, toplantısı varsa gider, biz TOV bize yeter mi diyorlar sizin camiada, o bölgede. Yok, zaten devamlı toplantılarımızı söylüyorum ben üyelerimize de. Güzel bir şey olduğunu anlatıyoruz yani, söylüyorlar. Hatta bir de biz Arnhem'deki Hollandalı işverenler derneğinde beraberiz. Arnhem Oruluk, belediyeleri var. Yani bu platformun çok daha yani sizin Durmuş Başkan'ın söylediği hedeflere ulaştırmasa da bayrağı devrettiğinizde birkaç adım ileri yol kat edilmiş olacak. Tabii ki. Yani benim tavsiyem mesela bütün şehirlerdeki işverenler küçük de olsa bir dernekler kurulup en azından bizlere başvurarak
bir platform adına şey yaparız. Evet. Yani buradan sizlerin de şeyle aracıyla. Evet. Yani bütün tabii canım, bu program hem gazetelerde çıkan haberler hem o gün sizler konuştunuz daha geniş kitlelere ulaşsın diye bir amme hizmetidir. Durmuş Başkan söylediği şeyleri ben altına imzamı atarım yani. Ama dediğim gibi bizim Türk toplumumuzda bir hikaye anlatılır. Cehennemdeki kazan hikayeleri. Her kazanın başında bir zebani varmış, evet. İtermiş. Türklerin yandığı kazanda yokmuş. Evet. Demişler ki niye? Onlara gerek yok. Onlar biri çıkmak istediğinde aşağıdan çekiyorlar falan demişler. Çekeniniz var mı başkan? Biz idealist insanlarız. Yani ben kendim için söyleyeyim. Benim ideallerim Türk milletinin bulunduğu bölgede etkin kılınması adına. Paça aşağı bu tür davranışlarını yapanlar bana veya bize bu tür zarar vereceğini veya düşünenler öncelikle kendilerine zarar verirler. Çünkü Durmuş yüzden... Başkan, konuşacak çok şey var. Süremizin sonuna geldik ama ben sormasam içimde eksik kalır. Senin aynı zamanda da bir yönünü ben çok sevdim. Geçtiğimiz günlerde kitabın evet. çıktı. Gerçekten senaryosu yazılan bir kitaptı. Şimdi burada onu anlatmaya çalışacak, süremiz el vermez. Yönetmen bizi fırçalar. Ama o orada kalmamalı demiştim. Var mı bir şeyler? Evet, ikinci kitabı yazdık. Şeyi bitti. Gerçekten yazdık. O hayat yazıldı. Kara leke çok herkes okusun diyor. Yaşanılanlar üzerinden notlar diye böyle bir tuttuğumuz yıllardır yaşadığımız olayları notlandırdık. Onu hikayelendirdim. Ama tabii onun üzerinde çalışmak gerekiyor. Eğer işte Türkiye'deki Ali Hocam da destek olursa belki... O zaman bugünlerde hiç belli olmaz. 2020 yılında bir kitap imza gününe tanıtımına gene geleceğiz i̇nşallah, demektir. İnşallah. Ben sabırsızlıkla bekliyorum. Ticari yönüm sadece gazetecilik ama yazım deyince akan sular durur. O yönde de başarılar diliyorum ben. Ve okumayana da Kara Leke'yi de burada bir kere daha tavsiye ediyorum. Kültürel sanatsal etkinlikler de iki el yağda, kanda da olsa... Evet. Koşa koşa gelir. Siz de öyle. Peki sizin oralarda üyelerinizden sizde var mı böyle kitap, kültürel, sanatsal faaliyetler? Var. Ya, üyelerimizden de var. Yönetimden bir arkadaşımız da var. O yaptığınız galada şu anda dünya starı olma yolunda dev adımlar ilerleyen Karsu'yu tarihi kilisede dinlemiştik. Evet. Güzel program oldu. Program Hollandalılardan da tam 10 üzerinden 10 almasına rağmen oradan çıktıktan sonra ben abiniz olarak söyleyeyim. Ya bu program niye kilisede yapıldı? Kiliseler artık ibadethane değil, kültür sanat merkezi haline gelmişler. Evet. Ve asırlık, 400-500 yıllık kilisede siz tutuyorsunuz bir Türk derneği. Karsu dönmez gibi dünya starı bir kızı konser verdiriyor. Gelen davetlerin yarısı Hollandalı. Bizim adamlarımız hala öküz altında buzağı arıyorlar. Fil bulup deve çıkartıyorlar. Doğru. Gerek var mı başkan? Gerek yok. Gerçekten gerek yok. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Birbirimizi sevmek zorundayız. Birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Çünkü bizden başka kimsemiz yok. Bu tarafta duranlar zaten bir köşede durmamızı ve etkin olmamamızı bekliyorlar. Bizim bunu yapmamamız gerekiyor. O yüzden bizim birbirimize ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki bu mesajları verdiniz. Yani bir kişi de bile ulaşsa yani sonuçta birçok şeylerin değişeceğine ben inanıyorum. Tabii. Bugün baktığınız Atatürk de bir kişiydi. Peygamber de bir kişiydi. O da bir kişiydi. Yani bir deyip de hiç ama biz geniş kitlelere ulaşıyoruz. Kimi ne kadar etkiledik bilmiyoruz. Var mı son söylemek istedikleriniz bir şey? Kapatıyoruz programı. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim başkan. Bizi böyle bir akşam böyle bir programa davet ettiğiniz için değerli siz gazeteci arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber olacağız. Ve buradan herkese bu birlik adına, bu beraberlik adına ve birbirine sahip çıkma adına nesillerimiz için bu tür girişimlere destek olalım. Ve girişimci arkadaşlarımızın ister ufak ticaret olsun, büyük ticaret olsun birbirlerine destek olmalarını ve bir arada olmalarını bekliyorum ve teşekkür ediyorum. Evet, ben de Durmuş Doğan Tobur Başkanı, Aziz Zeyrek Toğ Başkanı ikisine de yüzlerce kilometre uzaktan gelip konuk oldukları için teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi yarınlarınızdan umut, evinizden huzur ve neşe, bedeninizden sağlık ve sıhhat, televizyonlarınızdan Life 24 eksik olmasın. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın.